2022 terazi, yükseleniniz terazi olan, ay burcu terazi olan değerli danışanlarım ve beni takip eden değerli danışanlarım, güzel bir yıl takipçilerim, güzel bir sene, huzurlu bir sene olsun. Emeğime saygı, abone, yorum yapmaya, yani kanalıma sahip olmaya, ben size emek veriyorsam siz de bana emek vermeniz gerekiyor. Bu sene en çok neyi fark edeceksiniz biliyor musunuz değerli terazi burçları? Terazi burçları, kendinizle ilgili hayatı göstermek istiyorsunuz ya, zamanı gelen her şeyi ben yaptım, ben başardım, ben bunu bu sene benim fikrim, benim alışverişim, benim ortaklığım, benim diyeceğimiz olayları biraz daha öğrenmeniz gerekecek bir yıl olacak. O yüzden işinizle alakalı yeni merak alacağınız, yeni iş araştırmaları keşfetmek istediğiniz birçok noktanız var. O yüzden siz ortaklı işler ideal söz konusu olacak. Bulunduğunuz işte haksızlıkların geride kalacağı, size ait enerjilerin daha çok şanslar verileceği, görünülmezliğiniz bitip görünür bir noktaya geçiş yapacağınız için bu sene sana en şanslı ve en şanslı iş konularında seni böyle itiyorum. Merakınız neyse, araştırma yönünüz neyse, keşfetme yönünüz neyse, hepsini bu sene en verimli şekilde yaşayacaksınız. Yani iş yapmak, iş kurmak, iş oturtmak, yeni iş ve yeni noktalar, yeni fikirler size inanılmaz güzel aydınlanmaya doğru gidecek. O yüzden siz artık kendinize ait yüzleşmeyi bu sene başarmış olacaksınız. Evet, büyük bir kurumsal firmada haksızlıklar varsa düzelme. Büyük bir kurumsal firmada yeni bir işe başlıyorsanız doğru adımla ve geleceği doğru ilerletecek bir noktadasınız. Ve bu da sizi güçlenmenize yardımcı olacak. Devletle alakalı yaşadığınız krizler ya da devletle ilgili çalışmalarla ilgili beklentileriniz varsa yıl sonuna doğru bu kapılarınızın daha net olacağı bir nokta olacak. Kendi işi yanına yapanlar da para kazancınızla ilgili noktada yeni oluşturacağınız fikirler keyif ve kazanç çevresine doğru geliştirecek. Ama tabii siz bunu hemen Ocak, Şubat, Mart'ta değil, yıl sonuna doğru siz bu kazancın verimliliğini, yani bu sene bunları başlatıyoruz, yıl sonu itibariyle kazanç ve verimliliğini en iyi tadını alacak sizler olacaksınız. O yüzden siz bu sene işinizi de aşkla, sevgiyi de aşkla, huzuru da aşkla tadacaksınız. O yüzden Jüpiter size çok güzel şanslılık, özellikle 4. aydan sonra sizin ilişki hayatınız, tutku hayatınız, sevişme hayatınız, yani sevilme hayatınızı daha ön sahaya getirecek. Bu yıl yaratıcılığınız ve cesaretiniz, Satürn size bunları engelli olan konuları tekrar iyileştirmeye ve tekrar bunları yaratmaya da gelecek. O yüzden siz yarımlıklarla cesaretsiz olduğunuz hayata daha adaletli, daha cesaretli davranacaksınız. Kendi işini yapanlar da kazanç doğru noktada. İşsiz olan ve uzun süredir iş problemi yaşayanlar 7. ve 8. ay daha olumlu, daha bereketli olacak. O yüzden 7. aydan sonra iş kapılarınız kalıcı. Ha, işsiz mi kalıcı? Hayır, belki girip çıkacaksınız, girip çıkacaksınız ama 7. ay sizin için daha kalıcılığının adımı uzun soluklu işi temsil ediyor. Mesela diyelim ki bir noktada başladıysanız işten kovulma değil, siz oraya ait olmayacağınız için çıkacaksınız. Bu da 7. ay oturma dönemi söz konusu olacak. Uzun süredir iş haklarınızla alakalı mücadeleyle ilgili veriyorsanız Mart'a kadar bu mücadelenizin zaferi ve işe iade konularınızla ilgili de başvurularınız olumlu şekilde söz konusu olacak. Eğer bir mahkeme cezai konularınız varsa değerli terazi burçları, bu mahkemeleriniz, cezanız ertelenecek ve paraya çevrilecek. Eşiniz, çocuğunuz ya da babanız ya da abiniz ya da yakın dostunuzun böyle bir sıkıntısı varsa paraya çevrilecek ama dava devam edecek olarak uyarı veriyorum. Kendi işini büyütmek değil de kendi işini markalaştırmak da değil, kendi alanınızı başka bir yere taşımak isteyenler, bence bulunduğunuz nokta iyi ama yeni bir yer açmak istiyorsanız burası kalmalı. Başka bir yerine güvenip orayı başka birine teslim ederseniz iki iş kapısı da sizin için hayırlı olacak. Sağlık sektörü, hukuk sektörü, reklam sektörü, satış sektöründe çalışanlarda kazanç ve primler ve kendinizi gösterme ve kendinizi bulacağınız ve iş alanlarında da cesaretinizin en tavan yapacağı bir yıl olacak. Yani korkular demeyelim de cesaretiniz, yani merkez noktanız cesaret, merkez noktanız iş ve para olacak. O yüzden başarılar var. Evet, aşk konunuzla ilgili güzel aşklara,
Sevgiyi öyle güzel yaşayacaksınız ki hiç bugüne kadar sevilmediğinizi, değer görmediğinizin farkına varacaksınız. Bence aşkı aşkla, sevgiyi sevgiyle tadacağınız ve dokunan her şeyi size iyi gelecek. Yani mesela ilişkiniz yoksa, bir ilişki başlayacaksa, o size şifa gibi gelecek. Evliliğiniz kötüyse, bundan kurtulmak istiyorsanız kurtulacaksınız, şifa gibi gelecek. Evlenmek istediğiniz kişiyle evlilik kapınızla ilgili konuşmalar, ailesiyle ilgili ters giden olaylar artık düzelmiş, şifa gibi olacak. Yani şifalanmayı en iyi başaran, Jüpiter'in enerjisindeki aşk ve sevgiyi en iyi alacak kişi sizsiniz değerli terazi burçları. O yüzden hayal ettiğiniz ilişkiyle konuşmak istiyorsanız adım atabilirsiniz. Geri gelmesini beklediğiniz biri varsa adımını en iyi şekilde bitirmek ve kurtulmak istiyorsanız bu sene bunların hepsinden arınmış olacaksınız. Ve tutku ve aşk size doğru noktada oluşacak. Evli çiftlerimizde özellikle yatırım konularıyla alakalı karı koca hayatımız ya da anne ve baba hayatımızdaki tersliklere şahit olabilirsiniz. Bu tersliklerde kadın olan taraf haklı olacak, erkek olan taraf zarar görecek. O yüzden kadınların söylediğini bu dönem önem verirseniz paranız, malınız, yatırımınız zarar görmeyecek diyorum. Buna ihmal etmeyin. Ailenize ait toprak ya da araziyi bu sene yatırıma çevirmek isteyen, toprağa gıda bir şey ekmek isteyen değerli terazi burçları, bunu gözünüz kapalı hemen yapın. Yapacağınız yatırım, toprak, arazi, ekin, buğday, ne bileyim nohut, ne yapacaksanız yapın, bu size çok kazançlı. Bir dahaki senede bu işi büyütmeniz için temel noktaya atacağınız bir evre olacak. Bu da size keyif verecek diyorum. Bir de değerli evli olan ve ailesinde uzun süredir evliliğini istemeyen, hani istemiyor ya sizin eşinizi ya da hanımınızı, artık ailedeki bu terslik dönem bitecek. Kabullenme, kabul edilme evresine geçiş yapacaksınız ve bu evlilikte de hani karın benimle konuşmuyor, kocam benimle konuşmuyor dediğimiz iletişimde bitmiş, daha mutlu bir, özellikle Kurban Bayramı'na geldiğiniz dönem bu konuyla alakalı bütün pürüzler bitmiş ve güzel bir Kurban Bayramı sabahı tadına varacaksınız diyorum. Yurt dışına ilgili fikri olan, iş yapmak isteyen ya da ilişkiniz yurt dışındaysa onun yanına gitmek istiyorsanız bu kapılarınız gayet hayırlı ve bu kapılarla ilgili pürüzler olmayacak. Sadece nef pürüz olabilir, evrak unutabilir, evrağınızı kaybedebilirsiniz. Evrakla ilgili riskler yaşayacağınız için bu sene evraklarınız bir klasör içerisinde notlu bir şekilde olmalı. Yoksa bu evraklar kaybolursa hani uzatmalar, yani yine o kapılarınız aydınlık ama tekrar başa dönme gibi sıkıntımız olabilir. Bir de sizi yıpratabilir diyorum. Kalbinizde size ait birini, beni hala unuttu mu, unutmadı mı diyoruz. O sizi unutmadı. Bu yıl Nisan'ın 15'i ve 17'si arasında yüz yüze çok tesadüf bir noktada kalacaksınız ve bu hesabı tadacaksın. Aile büyüklerimizde özellikle kanser ya da uzun süredir tedavi gören ve kaybetmekten korkan hanelerde iyileşmeler söz konusu olacak. Yani kaybetmekten çok vücut enerjilerimiz tekrar hayata geri dönecek diyorum. Çocuk isteyenler için evet, sorumlulukları yükleyecekseniz, çünkü bir çocuğunuz var, tekrar bir çocuk yapmak istiyorsanız sorumluluklarınız çok fazla olacağı için bu yük sizin kararın. Ama hiç çocuğu olmayanlar için hemen bu kapınız aydınlık, korkmanıza gerek yok. Bu konuda da kalbinizdeki istediğiniz evlat sevinci, eksik olan yapınız iyileşmiş olacak. Bu da size mutluluk verecek diyorum. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmeniz gereken göz, alerjik ve egzamalarınız bu sene çok fazla. Özellikle yaz ayı cildiniz ciddi anlamda güneş alerjisine sebep olacak. O yüzden bu sene fazla güneşte kalmamanızı, ciltlerinize önem vermenizi istiyorum. Sizin eğitim konularınızda eksik değil de daha tamamlamak, daha doktorluk, doçentlik, profesörlük, yani kendi ilminizde farklı alanları büyütmek istiyorsanız bu sene bu konular için çok başarılı ve aydınlık bir yıl olacak. Ve hatta şunu söyleyeyim değerli takipçilerim, size eğitim alanlarında da kürsüde konuşmak ya da akademisyenlik anlamında planladığınız noktalarda da bunların imzasını atacaksın. Özellikle Amerika ya da yurt dışına yerleşmek isteyen bazı terazi burçları için istediğiniz akademisyenlik, o kapılardaki anlaşma size keyif verecek ve mutluluk getirecek diyorum. Bu sene hedeflerinize en doğru şekilde, zaman sizin, doğru değerlendirin, zamanı boşa akıtmayın diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, aşkla kalın, sevgiyle kalın. Yani ailenize değer verin, anne babanıza, kardeşlerinize, çocuklarınıza,
çevrenizdeki insanları önemseyin. Hayat, sokaktaki canlıları, her canlının çok kıymetli olduğunu sakın unutmayın değerli takipçilerim, değerli terazi burçları. Güzel ve şaşalı bir yıl. Hayatta ne istiyorsanız size dokunsun. Hoşça kalın, umutla kalın.